Ya oğlum, niye sessiz sessiz gelip arkamda duruyorsun ya? Manyak mısın sen ya? Arkanda durup konuşunca da korkuyorsun ki. Orçun, ben şu anda kafayı mı yiyorum yoksa gayipten sesler mi geliyor? Oğlum, niye böyle bir yaratıksın sen ya? Ha? Niye böyle uğursuzsun sen? Tipin ayrı uğursuz, dinlediğin müzik ayrı uğursuz. Neden benim aslan gibi bir oğlum olmadı ya? Neden bir delikanlı yerine bir tek hücreliyle, tekinsiz bir karaltıyla yaşıyorum ben ya? Arkandan gelip konuşunca tepki gösteriyorsun. Susunca tepki gösteriyorsun. Her şeye tepki gösteriyorsun. Çocuk terbiyesindeki en büyük yanlış bu. Sonuçta ben de tekinsiz bir karaltı oldum işte bu hayatta. Wow. Tülay, seni çok seviyorum Tülay. Pişmanım Tülay, sensiz yapamıyorum. Sabahlara kadar uyku uyuyamıyorum Tülay. Ne olursun gel, neredesin Tülay? Selahattin yapma böyle, biz de artık yabancıyız. Arama anam, arama. Oh. Ah, yan tarafın camını mı tıklatsak ya? Uyanık birisi vardır illa ki, Orçun falan, ha? Hadi, hadi. Tülay. Çok fenayım sen, sevgilim. Abi. Allah. Allah'ım, aklımı koru ya Rabbim. Alo? Hayırlısı tan, hayırlısı Selahattin, alo. Selahattin? Selahattin ne oldu? Selahattin! Ne olmuş kızım? Selahattin kardeşim! Selahattin kardeşim! Bana taksi çağır, bana taksi çağır! Selahattin neredesin sen? Kaymak aldım, geldim. Afyon'dan mı? Efendim? Diyorum ki saat 11, neredeyse öğlen yemeği yiyeceğiz. öğlen yemeği için gideyim ben, tatlı alıp geleyim o zaman. Niye ayol? Kaymak kendini yalnız hissetmesin diye. Selahattin, üç kere aradım, telefonuna bakmadın. Neredesin sen? Şimdi ben dükkandan içeri girdim, baktım kaymak. Ya yanına da bal koymuşlar. Gülistan sabah sabah bir canım çekti, bir canım çekti. Benim canım, benim canım, canım, benim balım. Aman bu nedir ya, bu nedir? Bu bal kaymak bu ya. Vallahi canım çekti. Dur. Dedim bir tadabilir miyim şurada? Ayaküstü yiyeyim. Öyle ayaküstü olmaz Selahattin. Nasıl? Ya öyle alelacele hasret gideremeyiz aşkısı. Ne zamandır görüşmüyoruz bak. Allah'ım.
Yok, illa otur. Israr kıyamet. Ne yapalım? Kırılmasınlar diye oturduk, yedik. Yahu seni yerim kız, bal kaymak. Allah Allah. Şimdi sabah sabah bal kaymağa yüklenince kolay değil. İnsanın üzerine bir ağırlık, bir rehavet çöküyor. Vücut sıvılarıyla ilgili biyolojik bir şey. Ben sana detaylarını anlatırım sonra. Dediler yahu bir kahvemizi için açılırsınız, kendinize gelirsiniz. Tabii kahveler geldi. Kahve verenlerin çok olsun. Kahve fincanı ağzım benim, canım, canım. Kahve falan derken efendim sohbet koyulaştı, güncel konular açıldı. Allah seni benim başımdan eksik etmesin. Bak ben de seni seviyorum. Ama bana bir kere daha yalan konuşursan, bak delikanlıca konuşuyorum, ağzını burnunu dağıtırım. Ben de senin ağzını burnunu yerim. Senin ağzını yerim ben. Bu zamana kadar nerelerdeydin sen? Vaktin nasıl geçtiğini anlamamışım. Ondan sonra aldım kaymağımı, ekmeğimi, geldim. Sen bir saattir ne palavralar sıkıyorsun ya bana? Ya Gülistan, esas sen benim boğazımı niye sıkıyorsun ya durup dururken? Vallahi bir kelime yalanım varsa şuradan şuraya gitmek nasip olmasın ya. Kalitesiz, bir takım ahlakı düşük yellozlar. Sabaha karşı hastaneye gelmeler. Geçmiş olsun demeler. Bir takım tuhaf tesadüfler. Ben bunları anlamıyor muyum ya? Çok affedersin, ben angut muyum? Kuştur o. Ne? Kötü bir şey değil. Kuştur o. Bilinmez pek. Küfür zannedilir. Kerata. Mesela kerata. Keratada bir ayakkabı çekeceğidir. Bunu biliyor muydun? Bulmacalarda falan çıkar. Ra. Bir de Ra var. Ra eski Mısır'da güneş tanrısı. Aa. Evet. Bu üçünü bil, çengel bulmacada hayatın kurtulur. Sen önce kendi hayatını kurtar be. Ben Şenköylü Gülistan'ım, sen bunu unuttun galiba. Senin var ya o çırpı bacaklarını ayırır düğüm atarım. O ışıklı ayakkabılarını ellerine takar gezersin ha. Sanırım ağzımı bozultmasana hadsiz. Birazcık sessiz olabilir misiniz? Ben uyumaya çalışıyorum burada. O saatte hala uyuyor musun sen ya? Okula mokula da gittin yok. Git bari kendine bir iş bul da çalış. Çamış. Oğlum, oğlum, ben sana izin veriyorum. Git. Kay mı kayacaksın, nerede kayacaksın, ne yapacaksan git yap. Para da vereceğim. İnternet kafelere girip ayıp sitelere mi gireceksin, ne yaparsan yap. Git, düş yakamdan. Saçmalama baba ya. İnternet kafelerden ayıp sitelere girilmiyor ki, 100 kere denedim. Ayrıca annemin lafına karşı çıkmak istemiyorum hiç. Ana kuzusu. Ondan değil baba ya. Kocaman bir şey, kalıplı böyle. Tırsıyorum azıcık. Yürü, hadi yürü. Selamun aleyküm hemşerim. Hiç gelmeseydin ya. Neredeyse hava kararacak. Reis, senin hayatın büyük bir yanılgı, biliyorsun değil mi? Sen kendini patron, beni amele zannediyorsun ama halbuki tam tersi. Sayın Şehmuz Kocabaş seni sordu. Bugün hiç gelmedi dediğim de yüzündeki asabiyet dikkat çekeceğiydi. Bence senin hayatın bir yanılgı. Sen kendini patron, Sayın Kocabaş da iç güveysi zannediyorsun. Aslında tam tersi. Ne oldu, rengi soldu? Lan sen baksana bana! Lan! Merhaba Reis amca. Merhaba delikanlı. Oy, ne özlemişim seni daha. Ne yapıyorsun oğlum? Baskın kültüre uyum sağlıyorum, asimile oluyorum şu an. Ya senin beyninde bir tek lob çalışıyor, biliyorsun değil mi hakeza? Senin de öyle. Artık kör topal ikiniz işlerinizi götürüyor. Allah Allah. Alo, buyurun efendim. Lahmacunlar geldi.
soğumasın aşkısı. Ha, bu aldığın don sütyen de azıcık küçük geldi be anam. El yordamıyla ölçü yanlış almışsın biliyor musun? Biliyorum, geliyorum. Geliyorum şakalın. Ben müşteriye gidiyorum. Ölçü alacağım. Reis, Orçun'u işe aldık. Sen bugün ona ders çekmeyi öğret. Dert çekiyorum ki burada ben zaten. Benim canımsın. Sen canımsın benim canım. Seni yaradana kurban olurum ben ya. Kapıcıdır ana. Ya nereden çıktı kapıcı ya? Allah Allah. Benim babam burada mıdır acaba? Lan. Paranoyak mı oldum ben ya? Merhaba baba. Orçun. Oğlum sen nereden buldun beni? Kokumdan mı buldun sen? Av köpeği misin sen ya? Yo. Parlak takım elbiseli adam nerede deyince herkes gösteriyor. Tülay Hanım da lahmacun ikram etti. Sağ olsun da ben de kıramadım tabii. Evet, Tülay Hanımcığım. Dediğim gibi, evet size yeni bir şey yapacağız. Duvar kağıdı. Efendim oraya da bir karton piyer. Şöyle yukarıya doğru da bir tavan göbeği. Tavan göbeği diyordunuz, ben ondan açtım göbek havasını. Hani fikir diye versin diye anam. Ben de çok lila zeyindir, bunu biliyor muydun? Ne kadar güzel oynuyor. Bak bak. Haydi bakalım. Maşallah. Oğlum. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi biliyorsun senin baban yakışıklı bir adam. Bilmiyordum. Evet. Yakışıklı, popüler, karizmatik iş adamlarının karısı genelde ne olur? Sarışın. Kıskanç olur. Senin annen de sağ olsun biraz aşırı kıskanç bir kadın. Şimdi genç bir hanım müşterinin evine gittiğimi, ölçü aldığımı falan öğrenirse arıza çıkarır, lüzumsuz problem olur. Tadımız kaçar Orçun. Oğlum, bir baba oğul. Birbirini ne yapar? Sen seviyorum muhabbetine gelecek değil mi bu konu gene? Bir baba oğul birbirini korur, kollar. O yüzden sen bu akşam annene Tülay Hanım'dan bahsetme. Müşteriye gittik, ölçü aldık falan de. Detaya girme. Oldu mu oğlum? Okey. Ya ben senin bu sefer yerli yerinde kullandığın o okeyini yerim, aslanım, tosunum benim. Orçunum. Orçun. Sen seviyorum oğlum. Gene bağlandı buraya bak, dedim ama. Seni seviyorum ama bağlanacak mı dedim ha. Hemen geldi. 3 dakikada yapıştırıyor ya. Orçun. Orçun, oğluşum. Ne yaptınız bugün babanla? Müşterilere gittik. Ölçü falan aldık. Kimlere kimlere? Bazı amcalara, abilere. Aferin oğluşum, aferin. Benim ücretim acaba nasıldır, dolgun mudur? Bir de sana param vereceğiz lan. Ben senin yerinde olsam verirdim.
Dur bakalım. Düşünürüz. Kerataya bak ya. Ayakkabı çekeceğidir yalnız o. Ya kardeşim 5.000 lira rica ediyoruz. Geriye ödeyeceğiz. Söz. Delikanlı sözü. Delikanlı kim? Ben. Delikanlı görmezsem kandıracaksın beni ha. Lan. Kusura bakmayın Sayın Çakalır. Elimde olsa dükkan sizin. Ki hakikaten de öyle. Ama bu Rıza insanın sözlüsüne bir kolye mi almış, neymiş? Evet. O olaydan sonra bugün Şehmuz Kocabaş'ın son talimatı. Müşteri daima haklıdır. Veresiye verilmez. Şirket ortaklarına kasadan para çıkılması sakıncalı, tehlikeli bir yasaktır. Şirket politikası. Ya sen ne anlarsın o kırmızı yanaklarından, politikadan bilmem neden? Amir, amir. Kardeş, dostum. Nasılsın dostum? İyidir abi, WhatsApp. Ya Emir, bugün bana biraz nakit para lazım oldu da dedim yine Emir kardeşim bana bir kredi açar. Kusura bakma Selahattin. Borç defterin zaten iyice kabardı dostum. Kredin limitte. Sana yardımcı olamayacağım. Bol şans. Aa, okey. Aa, John John. Allah'ım yarabbim ya. Allah bu tüketim çılgınlığının belasını versin. Ne geliyorsa bu Amerikalılardan başımıza geliyor ya. Haydi anam, haydi, haydi. Yahu daha yeni geldim benim canım. Nereye gidiyorum? Sevgilisine sevgililer gününde hediye almayan şahıslarla sevişmiyorum ben, prensip. Hayda, yarın getireceğim dedim ya. Fındık burunlum, muhteşem Tüleyman'ım. Ya sevgililiğin günü mü olmuş ya? Bu bir süreç. Yani biz anı yaşayalım gel. Ya yılışma, yılışma. Hediyemi peşin almadan olmaz. Hadi anam benim daha şan dersim var. Ya bir avans alsaydım bari. Ya Selahattin hadi güle güle. Hadi anam yarın seni hediyenle bekliyorum anam. Hadi. Senin sevgililer gününe de. Selahattin. Neredesin sen? Ben buradayım. Benim canım. Niye? Nereden geliyorsun sen? Şantiyeden. Yok ya. Sen her gün nerelere gidiyorsun da telefonla gel açıyor senin ha? Ya Gürüstan sokak ortasından bağırma ya. Biraz elit ol. Tereciye tere satma Selahattin. Sen nerede bıraktın telefonunu da ahlakı düşük, kalitesiz bir kadın çıkıyor. Ne? Kim? Telefon bende ya. Ver. Bende. Nerede? Telefon yok. Vallahi koyacağım ben seni kapının önüne ha. Kim o kadın? Bak, arıyorum yine. Deminden beri o kadın çıkıyor. Alo? Alo? Arama artık bizi bırak. Tamam bırak o adamın yakasını. Benim o. Kim bu tuhaf sesli şey ya? Bilmiyor musun sen? Şerefsizim bilmiyorum Gülistan. Hanımefendi siz kimsiniz? İsminizi verin. Adınız nedir? Ay ne kadar edepsiz çıktın sen. Basit. Basit. Selahattin'den sana yar olmaz. Tamam mı? Beni mi? Boşan. Boşan? Boşan da gururun kalsın yanına. Biz Selahattin'le anlaştık hep. Kaçacağız. O bana yatlar aldı, katlar aldı. Dayalı, döşeli, fırfırlı böyle. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Hiç eksik olma. Baba. Oğlum. Seni seviyorum. Bunu ölmeden önce söylediğin iyi oldu. Senin... Selahattin kurban olun. Kurban olun yavaş, tamam. Nasıl günahımı aldın Gülistan? Şu protoplazma yüzünden nasıl günahımı aldın? Masum, mazbut, mahcup ve mağrur bir aile babasını mağdur ve mazlum eden böylesi bir menfur saldırı olabilir mi? Sen buna tercüme et Gülistan. Orçun? Aa, çok ayıp. Cezalısın. Bundan sonra okuldan eve, evden okula. Kay kay da yasak. Şu saçını da bir eşek tıraşı yaptıralım. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu doğduğu saçıyla yaşıyor hala bu ya. Hmm, saçlar da kesilecek. Temiz bir tıraş. Sakallar da temiz. Hmm. Telefon.
telefonu da alalım. Hayır! Ya hediyen olmaz mı? Fındık burunlum tabii ki var. Çok acayip bir hediye aldım sana. Balık seviyordun değil mi sen? Sevmiyordun. Hmm. Yok, yemek için değil zaten. Seyir amaçlı. Evet. Ya biliyorum, tamam, lüks olacak, pahalı olacak. Ay! Ne oluyor ya? Gerçek mi o? Gerçek mi o? Evet, herhalde. Über pahalıydı. Oğlum sen değil misin? Gerçek kürk alınır mı? Sana almadım ya, zaten Açılay'a aldım. Ya kızım montu yokmuş, ona hediye. O zaman sen öldün oğlum. O kürkleri almak için hayvanlara neler yapıyorlar, sen biliyor musun? Ya nereden bileyim ben? Ben şey zannettim, hani yaza doğru hayvanlar doğaya bırakıyorlar kendileri kürklerini. Arkasından insanlar toplayarak geliyorlar zannettim ben. Bu kalem onu bırakan. Ya ben onun kürkünü bilmiyorum işte. Bilsem onu alırdım ama... Hani geyikler bırakıyorlar ya doğaya boynuzlarını. Emir, geyik yapma Allah aşkına ya. Hayvanların derisini canlı canlı yüzüyorlar bu kürkler için, biliyor musun? Ay, Allah'ım, evimizde ceset var ya. Açılar görürse ve senin adını öğrenirse... Günaydın. Günaydın. Aa! O ne? O kimin o? Bu kimin bu? Bu şey, bu yan taraftaki. Gülistan Hanım'ın herhalde. Bu ki öyledir. Muhakkak ki öyledir. İlla ki öyle. Ya bu ne ya? Ben bunu gideyim yan tarafa vereyim. Gideyim vereyim ya. Çok sert. Katiller! Tamam benim canım. Tamam senin ağzını yerim ben. Tamam. Hoşçakal. Allah. Selat abi. Abi al bunu. Yak, sat, ne istiyorsan yap, yeter ki yok et. Okey. Allah. Gelirim dedim, geldim. Nasıl? Etkileyici. Bizden neredeyse hazır. Menüye baktım. 19 TL. Bir kuruş fazla vermem. Bana tam 19 TL borcunuz var. Eyvallah. Bizim meslekte söz senettir. Hangi meslekmiş o? Barmenlik. Çünkü herkes sırlarını, duygularını barmenlere açıklar. Bunu biliyor muydun? Ama bu konuyu fırsat bilip seni seviyorum'a bağlamazsak sevinirim. Ne seni seviyorum ulan? Git pizzamı getir. Bu ne? Ançöz. Ançöz ne? Bunlar. Oğlum. Nedir bunlar ya? Tanımlanamayan kokan cisimler. Balık işte baba ya. Sardal ya. Ay, lan sardal yalı pizza mı olur? Al şunu al. Sakallı kadın gibi. Götür bana normal bir pizza ver. Sosisli mosisli. Ama sen ançövizli pizza sipariş ettin. Oğlum ben ançövizin ne olduğunu biliyor muyum? Sandım salam sosis bir şey. Neyin? Ançöviz. Bir daha söyle. Ançöviz. Bir daha. Ançöviz. Benim için geliyor şimdi. Ançöviz. Bir daha. Ançöviz. Bir daha söyle. Hay ben seni. Ben de seni sevgilim. Yeni pizzanız geliyor. Pardon beyefendi. Hesap. Ne hesabı lan? 19 TL borcunuz var ya. O ançüezli pizza içinde. İki tane pizza yediniz. Balıklıyı yemedim ki lan.
Yeseydiniz keşke. Çünkü parasını dün ödemiş bulundunuz. Bu hesap şimdi yediniz pizza için. Lan oğlum, balıklı pizzayı yemedim. Sesinizi yükseltmeyin. Didiklediniz öyle, çatala batırdınız. Ben size hangi müşteriye vereyim o pizzayı? Orçun, oğlucuğum. Ben ançovizin ne olduğunu bilmediğim için yanlışlık oldu. Cahillikten diyorsunuz. Evet. O zaman şöyle diyelim. Eğitim şart. Hesabı alabilir miyim? Ben senin bir hesabını göreceğim, pir göreceğim. Bak seni eve sokmam ha. Solucan. Gerizekalı. Gel lan buraya. Nereye gidiyorsun? Saman kafalı. Gerizekalı. Tek hücreli. Yahu bunlar ailecek, genetik olarak tek loklu doğmuşlar. Anneannesinden belli. Ödemiyorum ulan. Ödemiyorum ikinci pizzanın parasını. İki pizza, ikisini de ödemiyorum. Aa yetti yahu. İki gündür pizza pizza. Yeter artık. Ödemiyorum. Camuş. Hesabı alayım. Tabii. Şeyden oldu ya. Ançovizin ne olduğunu bileydim, iyiydi de. Bak, doğrusunu söyledim, görüyor musun? Tiramisu. Bu da fevkalade bir diksiyon. Adrenalinle insan neler başarıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.